Lerzan Mutlu yeni şarkısı Kusura Bakma ile sevenlerinin karşısında biz de ünlü şarkıcı ile müzik dünyasına bomba gibi giren şarkısını konuştuk. Lerzan Mutlu yeni şarkısı Kusura Bakma'yı ilk kez Show TV'ye anlattı. Sana dönemem, tekrar sevemem. Kusura bakma, gözyaşlarını kendim silemem. Kusura Bakma şarkısının çıkış hikayesi sizleri çok şaşırtacak. Aramayın artık beni, yeter dedim. Kusura bakma diye de bu şarkıyı yazdım. Lerzan Mutlu'yla Dobra Dobra çok özel. Geç artık çok, sen de benden geç artık geç. Lerzan Mutlu yeni şarkısı Kusura Bakma'yla sevenlerinin karşısında. Biz de ünlü şarkıcıyla müzik dünyasına bomba gibi giren şarkısını konuştuk. Şarkının çıkış hikayesi ise son derece ilginç. İşte Lerzan Mutlu anlatıyor. Çıkalı daha 8 gün oldu. Çok güzel tepkiler alıyorum. Çünkü sözümüz iyi, bana ait. Kibrit vardı biliyorsun, Demet'in okuduğu Akalı'nın. Biz de böyle. Oyuncu, bu da 4. şarkım. Güzel oldu. Kusura bakma. Şarkının çıkış hikayesi ise son derece ilginç. İşte Lerzan Mutlu anlatıyor. Şöyle, 4 senelik bir ilişkim vardı. Bir gün böyle pandemiden önce bir mesaj attım ona WhatsApp'tan. Mesaja gece yarısı bir soru işareti geldi. İnsan hani çok uzun sürede birlikte olduğu insanın böyle yazım dilini bilir ya. Soru işareti cevabı vereceği bir şey yazmadım zaten. Kusura bakma. Lerzan Mutlu bu tepkiye son derece şaşırmış. Ve bakın sonrası nasıl gelişmiş. Kızcağız aradı onun telefonundan. Lerzan dedi, işte dedi, ben dedi onunla birlikteyim dedi. İki keredir görüşüyoruz dedi. İki keredir görüşen bir kızın 4 senedir birlikte olan birini arama hadsizliğinde bir es geçiyorum. Söyledim ki git onu uyandır. Tabii biraz uzun hikaye de kısa anlatıyorum. Dürttü, uyandırdı, bana verdi. Beni bir daha sakın hiçbir yerden, hiçbir şekilde arama ve karşıma çıkma dedim. Bir arbede koptu orada. Sonra da her yerden blokladı. Eski aşkıyla yaşadığı bu gerilim ona bu şarkıyı yazması için ilham olmuş anlayacağınız. Sürekli başka başka numaralardan günde 108 kere aranıyorum. En son bir arkadaşını arattırdı. Aramayın artık beni, yeter dedim. Kusura bakma diye de bu şarkıyı yazdım. Böyle bir hikayesi var. Şarkının klibi var mı peki? Çekildi mi? Klipleri döndürecek mecralarınız çok kısıtlı. Ben de YouTube kanalımı yeni açtığım için klip çekmedim. Sadece lirik klip var. Şarkıları bir yana, Lerzan Mutlu'nun güzelliği ve hep formda oluşu da ayrı bir konu. Nasıl böyle hep fit kalabiliyor? Hiçbir şey yemiyorum. Bir öğün besleniyorum. Siz yapmayın. Söylediğimi yapmayın. Denediğimi denemeyin. Ama ben kendi formüllerim şöyle. Hep Canan Karatay, sevgili hocam hep anlatır ya. Tek öğün yiyin. Ben onu bilmeden hep hayatım önce tek öğün yedim. Çünkü gerçekten de eğer yesem kilo alırım.